Arkadaşlar merhaba. Şimdi root mu CTF'ini çözeceğiz. Hazırsak hadi başlayalım. Öncelikle TryEcme'de işte Access bölümünden bir tane VPN indirerek kendi Linux'umuzda kullanabiliriz. Ya da buradan hazır bir şekilde Start Attack Box diyerek bir tane Attack Box açabiliriz. Onun dışında şimdi bir tane VPN indirdikten sonra peki kurulumu nasıl yapacağız diye sorarsanız sudo openvpn, daha sonra tabi hangi konumdaysanız o ve VPN'in ismini yazarak çalıştırabilirsiniz. Tabi ben çalıştırdım şu anda. Onun dışında şöyle yapalım, devam edelim. Şimdi try rootme ctf'ini açıyorum. Rootme ctf'ini açtıktan sonra start makine diyerek ne yapıyorum, başlatıyorum. İlk sorunun herhangi bir cevabı yok. İkinci sorudan başlayarak devam edelim. Öncelikle şöyle bir IP adresi açılmış. Bu IP adresine şöyle bir bakalım ne var. Rootme, can you root me? Bunun gibi bir şey var. Ctrl U ile basıp şu şekilde kaynak kodlara baktığımızda gizli herhangi bir şey var mı ya da hangi şeyler var? Uzantılar var. Mesela CSS, JS, bunun gibi şeylere de bakabiliriz. Dizinlerimizde bu şekilde az çok keşfedebiliriz. Ama bunda herhangi bir şey yok şu an için. Diyor ki scan the machine how many ports open demiş. Bunun için ben şöyle bir şey yapacağım. CD desktop. Şunu açayım öncelikle. Bu benim kendi Python'da geliştirmiş olduğum bir yazılım. Aslında arka planda ne bileyim işte nmap'i çalıştırıyor. Firewall, Sherlock, Whois, GoBuster, Hydra gibi yazılımları çalıştırıyor. Kaynak kodlarını isterseniz GitHub hesabına ulaşabilirsiniz. Onun dışında nasıl yazabileceğinize dair de videoları onu da aşağı tarafa bırakırım olmazsa. Aynı şekilde isterseniz siz de benzer şekilde ne yapabilirsiniz? Kendi araçlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi onun dışında şöyle bakalım. Öncelikle ben nmap kullanacağım. Nmap'i peki nasıl kullanacağız? 3'e basıyorum, Enter ID dedim. Daha sonra ben mesela 6'yı kullanacağım burada. 6'yı da seçeyim. IP adresini yazayım. Bu arada şimdi birazdan ne yapacak? Bana çıktı olarak normalde konsola yazmam gereken şeyi de verecek. Normalde ben konsol sudo nmap-pn-ssv yani şuradaki kod tanımadığım buydu. Ve IP adresini yazmış olsaydım benim için de aynı taramayı yapacaktı. Dediğim gibi ben tembel bir insan olduğum için bunları yazılıma çevirdim. Burada ne yapıyor? Server işte port numarası, onun dışında işte versiyon bilgileri gibi bilgileri alıyor. Bunları sürekli işte hafıza tutmamak için ben bu şekilde kullanıyorum. Şu an Kalimi şifresini girdim ve bekliyorum tarama sonuçlarını. Evet, Kalimi şifresini yanlış girdim. Şu an tekrar girdim. Starting nmap dedi ve açık portları şu an bekliyorum. Birkaç dakika belki alabilir uzun server'a bağlı olarak. Evet, tarama sonuçları bitti. Açık olan iki tane port buldu bize. Open open gördüğümüz gibi. Biri 80 portu TCP. Zaten onu açtık biz. Şöyle siteye bakmıştık. Diğeri de neymiş? SSH portuymuş. Bunu da bu şekilde gördük. SSH portunda bir açık olabilir mi? Bunu ne yapabiliriz? Google'da istersek yazıp aratabiliriz. Şu anlık sorularımıza bakalım. Eğer bununla ilgili herhangi bir şey varsa ne yaparız? İşte OpenSSH'nin Google'da bunu yazıp exploit yazarak bir açığı var mı kontrol edebiliriz. Onun dışında 80 portu var. Apache HTTP kullanıyor. Öncelikle sorularımıza bakalım. Kaç tane açık port var diyor. 2. Watt versiyonu şey diyor. İşte Apache'nin şeyini sormuş, onu yazdık. 22. portta ne çalışıyor diyor. SSH. Find Directory Web Server Using GoBuster Tool. Demiş ki GoBuster Tool'u kullan. Burada web sitesinde gizli olan dizinler varsa onları keşfet diyor bize. Şimdi GoBuster aracı nasıl kullanılır? Burada bir tane de ipucu vermiş. Diyor ki GoBuster'dır. Şimdi GoBuster eğer ki dır kullanırsak dizinden sonra arama yapıyor. Yani burada buradan sonrasında arama yapıyor. Verdiğimiz word list'e göre. Eğer ki dır değil DNS kullanırsak, DNS ile birlikte bir şey daha yazıyordu ama şu an tam hatırlayamadım. DNS kullanırsak, ondan eminim. DNS kullanırsak bu sefer subdomain araması yapıyor. Şuradaki U değişiyordu büyük bir ihtimal. Öyle hatırlıyorum. Onun dışında 10.10 işte IP adresi tire ve wordless şeklinde ne yapıyoruz? Tarama yapabiliyoruz. Tabi şimdi GoBuster'ı kullanımı sadece bu mu diye sorabilirsiniz mantıken. Şöyle de yapabilirsiniz. Ya da ben kullanımı nasıl bileceğim derseniz GoBuster tire H derseniz GoBuster'ın zaten örnek kullanımını ne yapabilirsiniz? Buradan görebilirsiniz. İşte mesela ne var buralarda? Dir dediğim gibi par dir.
directory diyor, DNS ne diyor, subdomain diyor. Onun dışında işte U'yu vermiş mi burada? Şu an göremedim. Yine internetten örnek kullanımlarına bakabilirsiniz. Burada da temel bir şekilde bazen dokümantasyonda ne yapıyor? Bilgileri yazıyor. Şimdi bunun dışında ben GoBuster aracını kullanacağım. GoBuster uygulamasını da ben dediğim gibi buraya çevirdim. Şimdi nasıl kullanacağız? Benim normalde ne gibi çıktı yazmam gerekiyor zaten. Yine bana burada program söyleyecek. Şimdi 12 diyorum. Onun dışında IP adresi vesaire diyor. 10, 10, 96, 203 diyorum. Daha sonra input ID diyor bana. Input ID için şunlardan herhangi birini kullanabilirim. 6'yı kullanacağım. Onun dışında subdomain mi? No diyorum. Ve diyor ki sudo gobuster dir u. İşte bu şekilde tire word listemi konumlu vesaire yazarak benim için run code dedi ve bu şekilde çalıştırmaya başladı. Şimdi normalde ben zaten daha önce bu soruları çözdüğüm için otomatikman buraya panel zaten yazdı. Gördüğümüz gibi bir tane uplots klasörü bulduk. Daha işte başka dizinlerde ne yapacak bulmaya çalışacak. Biz şu an zaten daha önce bulduğum için hiç beklemeden devam edelim. Ama şu uplots'a da bir bakalım. Uplots'ta ne varmış? Uplots'a başladığımızda normalde serverların bu şekilde dosyaları göstermemesi gerekiyor. Ama bize gösteriyor. Demek ki bu bizim az çok işimize yarayabilir. Şöyle tekrar buraya gelip panel diyelim. Ve Enter'a basalım. Panele geldiğimde burada diyor ki Select the file upload diyor. Dosya yükleyebilirsin diyor. Şimdi ben burayı birazcık kurcalarım. Mesela TXT dosyası yükleyebiliyor muyum? Yüklüyorum. Mesela masa üstünde Python dosyam varmış bir tane. Yükleyebiliyor muyum? Deneyeyim. Yükleyebiliyorum. Büyük bir ihtimal PHP dosyası, sonra ne bileyim işte ASP dosyası, HTML dosyası bunları yükleyerek ben buradaki açığı sömürebilirim. Tabii nasıl sömürebilirim? Şimdi biraz da uygulamalı bir şekilde yapacağız. Şimdi şöyle tekrar geleyim bir daha bir bakayım. Şimdi ikinci bölümü bitirdik. Sorular doğrultusuna gidelim. Onun dışında ekstra bilgi zaten verebilirim. Find the form upload a get reverse shell demiş. Reverse shell demiş. Şimdi biz bu bilgisayara biz ne yapıyoruz normalde? Normal bir bağlantı yapıyoruz. Reverse shell de ters bağlantı. Yani biz bir web sitesi aracılığıyla biz bu siteye bağlanıyoruz. Ama reverse shell ile bu web sitesinin bizim bilgisayarımıza bağlanmasını sağlıyoruz. Diyor ki bunu kullan diyor. Reverse shell yap diyor. Ondan sonra bayrağı bul diyor bana. Hint'e baktığımda da burada da diyor ki search for file upload bypass and PHP reverse shell. Diyor ki arkadaşım diyor PHP reverse shell. Bu sitenin normalde PHP'ymiş. Bize bunu söylüyor. Sen buraya diyor ki PHP şekilde reverse shell yap diyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu sitenin PHP olduğunu bilmiyor olsaydık ne yapabilirdik? Bazı Chrome eklentileri var. Örnek olarak söylüyorum tabi. Şu an isim aklıma gelmiyor. Mesela bir eklenti vardı. Sanırım short videolarından birinde paylaştım diye hatırlıyorum. Şey yapıyordunuz ve alt tarafa yorumlara da yazarım bu arada. Girdiğiniz siteye girdiğinizde kullandığı teknolojileri yazıyordu. Bu şekilde öğrenilebilir. Ya da manuel bir şekilde PHP dosyası, işte index dosyası, Python dosyası bunları yüklenerek tabi sırasıyla denenebilir. Veya da işte dediğim gibi kullandığı teknolojileri taramak için bazı çeşitli araçlar, eklentiler kullanılabilir. Şimdi biz buranın PHP olduğunu biliyoruz. Şimdi ben buraya ters bağlantıyı yapmak için birden fazla yolum var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ters bağlantıyı Metasploitable denilen bir araçla yapabilirim. Ama dosya upload edeceğim için öncelikle MSF Venom'da kullanıp dosya oluşturmam da gerekiyor. Bu birazcık karışık bir durum olacak. O yüzden dolayı buna hiç girmeyeceğim. Onun dışında Weavly diye bir aracım var. Şöyle yazayım. Bu Weavly dediğim araçla mesela ne yapabiliyorum? Diyor ki işte generate new agent diyor. Ben şöyle bir tane örnek yapmışımdır büyük bir ihtimal. Şöyle bir bakayım. Çıkacak mı bir şey? Bu sadece bir tane şey. Bu çalıştırma kodu çıktı şu an. Öncelikle şöyle anlatayım. Weavly generate diyor. Weavly dosyası yaratmak için diyor. Bir tane parola belirle diyor. Ve bir dizim belirle diyor. Örnek olarak bir parola belirledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim örnek olarak. Daha sonra diyorum ki mesela ptd masaüstü diyorum. Benim için işte myphp 3 dosyası oluşturdu. Daha sonra ben bu myphp 3 dosyası çalıştırmak için yazıyorum ki Weavly bu şekilde
yazıyorum tam yerini, yani upload buradaki yeri. Daha sonra ne? Şifremi yazarak kullanabiliyorum. Bu bir seçenek dediğim gibi. Bunun dışında şöyle hazır GitHub'da bulabileceğimiz bazı PHP rezerve shell'ler de var. Mesela bu Pentest Monkey'in böyle bir tane reverse shell'i var. Mesela bunu kullanabiliriz. Geliyorum tekrar buraya. Burada işte ne var? İşte değiştirmemiz gereken alanlar var bazı. Bunları ne yapıyoruz? Değiştirerek karşı tarafa upload ediyoruz. Şimdi ben bunu kullanacağım ve nasıl kullanabiliriz birlikte de bakalım. Bu arada paneli de buldu. %3'te daha tarama. Daha taraması uzun sürecek. Ben durdurayım bunu öncelikle. Şimdi öncelikle ben bu dosyayı kendi bilgisayarıma indirmek için, yani şu dosyayı indirmek için birden fazla adım var. Girerim dosyaya, kopyalarımı yapıştırırım. Ne yaparım? Gedit'le, Nano'yla Kali Linux'a yapıştırırım. Ya da şöyle derim. Gelirim buraya, kod derim. Kopyalarım. Daha sonra git, klon. Daha sonra buradaki kopyaladığım link yapıştırırım. Ve benim için ne yapar? Bu dosyayı indirir. Şimdi ls dediğimde burada bu arada bunu görürüm. İndirdiği yerde Kali'nin kendi içi. cd, php, reverse shell der. Girerim tekrar ls derim. Sonra gedit derim. Ve bu dosyayı açarım. Ya da nano ile açarım. Ya da başka bir şeyle açarım. Şimdi yapmam gereken şeyler burada change diye yazan yerleri görmüştük. Oraları değiştirmek. Şimdi şöyle açıyorum öncelikle bir tane. Buraya normalde bir IP adresi yazacağız. Saldıracağımız bilgisayarın IP adresi değil, bizim IP adresimiz. Neden bizim IP adresimiz? Çünkü biz karşı bilgisayarı bizim bilgisayarımıza bağlayacağız. O yüzden dolayı bir tane IP adresi, ya da kendi IP adresimi yazıyorum. If config diyorum ve IP adreslerim geliyor. Şimdi burada birden fazla alan var. Diyor ki ETH0 diyor. ETH0 benim normalde fiziksel IP adresim. Okey. Ama ben şu an ne kullanıyorum? Bir VPN kullanıyorum. VPN kullandığım için de benim IP adresim bu. Aynı zamanda low'daki IP adresi de benim gördüğümüz gibi localhost IP adresim. Bunu bu şekilde geldim kopyaladım. Copy selection. Ne yaptım? Geldim yapıştırdım. Bir tane port numarası diyor. Ben genelde dinlemek için boş bir port olması gerekiyor. Gidip de 8080 veya 80 portlarını yazmayın ya da 3000 portunu yazmayın. Eğer React'la vesaire, Python'la vesaire proje geliştiriyorsanız o portları zaten yine de doludur. Gidip de kullandığınız bir portu yazmayın. Boş bir portu geliyoruz, yazıyoruz. Ben 444 portum her zaman boştur. Genelde zaten boş olan bir porttur. O yüzden dolayı ben bunu kullanacağım. Daha sonra bu kısım okey. Şimdi buraya kadar tamam. Şunu da kapatalım. Şöyle bu dosyamı da öncelikle bir açayım. Home PHP reverse shell nerede? Kali desktop computer ben göremedim sanırım. Böyle Kali'ye bir daha bir tıklayalım. Public picture. Şöyle bir bakayım nereye neredeydi ya bu desktop. Ha desktop'a indirmişim ben o yüzden dolayı. Şöyle desktop hatta şuraya bir yere indirmişim ben. Tamam sorun yok. Şimdi burada öncelikle bunu bir açtık zaten gedit'le işimizi yaptık. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle buraya bu dosyayı yüklemeyi deneyeceğim. Kolumu ne yaptım öğrendim. Browse diyorum. Desktop'umda benim kendi tool'umun içine indirmişim yanlışlıkla. Buraya geldim. Upload dedim. Ne yaptı? Bana hata verdi. Ben bunu yükle şey yapamadım. Bu arada kendi şeyimizde dinlememiz gerekiyor. 444'ümüzde dinlememiz gerekiyor. Şunu da şu şekilde açalım. 444 de burada dinli bir şekilde dursun. Şimdi ben bunu yükledim ama kabul etmedi. Peki ne yapacağım? O zaman şöyle bir eklerim yanına. Bu arada bu PHP dosyaları, HTML dosyaları bunların çeşitli farklı uzantıları değiştirsek de özelliklerini kaybetmiyor. Mesela PHTML olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. CHTML var bildiğim kadarıyla. Onun dışında PHP 1, PHP 2, PHP 3, 14, 15'e kadar var diye hatırlıyorum. Ne yapacağız biz de burada şu an? PHP olduğunu bildiğimiz için bunlardan birkaç tane kopyalayıp şöyle hatta şunu birazcık şey hale getirelim. 2 diyelim. Şurayı da 2 yapalım. Tamam şöyle bir daha bir kopyalayayım. 3 diyelim. Bunları teker teker ne yapacağım? Tabii siz dosya isimlerini değiştirmek zorunda değilsiniz. Ben
öyle düzenli dursun diye değiştiriyorum. Ama uzantıları ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle değiştirmemiz gerekiyor. Biz bunları şu an teker teker deneyeceğiz. Hazırlıyorum şu an. Belki direkt 2'de çözebiliriz durumu. Ama tekrar bir daha dönüp burayla uğraşmak yerine, o yüzden dolayı ne yapalım? Toplu bir şekilde ayarlayalım. En azından 13'e kadar olmasa da kaçtı emin değilim. En azından şöyle bir 6-7 tane oluşturalım. Teker teker ne yapalım? Deneyelim. Şu 7'yi de oluşturayım. 7'ye kadar bir tanesi çalışmazsa tekrar kaldığım yerden devam ederim. Şimdi browse dedim. Bu çalışmadı. Pardon. Bunun PHP olanı çalışmadı. Şu an bunda PHP 1 yazıyor. Bunu yükleyelim mesela, upload diyelim. Ve gördüğümüz gibi başarılı bir şekilde yükledi. Ama ben bunu başarılı bir şekilde yüklemem bana sadece yetmiyor. Ne yapmam gerekiyor? Bunu bir de çalıştırmam gerekiyor. Benim bunu çalıştırmak için yapmam gereken şey çok basit. Keşfetmiş olduğumuz bir upload dizinimiz vardı bizim. Upload. Geliyorum burada, diyorum ki, tıklıyorum buna sadece. Ve ne yaptı? Array pip dedi, bir hata vesaire bir şeyler oldu. Ama ne yaptı? Çalıştırmayı denedi. Bir şekilde kabul etmedi. Bir veya bir şey izin vermedi. Tamam. O zaman biz şansımızı PHP 2'ye deneyelim. Upload diyelim. Yine geleyim buraya aynı şekilde. Yenileyim şurayı. 2'ye bastım. Yine herhangi bir aksiyon yok burada. Tekrar geliyorum. 3'ü deneyelim. Upload dedim. Tekrar geliyorum. 3. Yine bir aksiyonumuz yok. 4'e gelelim. Upload diyelim. Yine tekrar bakalım. Yine bir aksiyon yok. Böyle teker teker kaç olana kadar artık bilmiyorum, deneyeceğiz. Upload diyelim. Tekrar gelelim buraya. Ve buna tıkladım, açmadı ve burada da bir aksiyon oldu. Yani bir şeyler geldi. Şu an bu MI diyelim buraya. Ben kimim? Ben www.dataymışım. Benim bilgisayarımın ismi normalde ne? Kali. Ama şu an bana www.data olduğumu söylüyor. Eğer böyle söylüyorsa demek ki ben bu bilgisayara girdim. Şimdi birazcık ne yapalım? Biz bu bilgisayarı kurcalayalım. Uname tire A diyelim mesela. Linux root me şeklinde ne yapıyoruz? Bunu da görüyoruz. Şu tekrar burada dursun. Şöyle bir bakalım bu arada sorularımıza. Bizden ne istiyor? User.txt diye bir dosya istiyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu dosyayı bulacağız. Peki bir ipucu vermiş misin sen bize? Herhangi bir ipucu vermemişsin. Peki ben bu dosyayı nasıl bulabilirim? Şöyle bakalım. Find komutu diye bir komut var. Şu şekilde ya da şöyle bir ls yapalım öncelikle. Bir bakalım. Ls'de user var mesela. cd user desem girebiliyor muyum? ls diyeyim mesela. Şöyle bir bakayım. Burada mesela var mı öyle bir dosya? cd user include share bin src. Bu şekilde bir şeyler çıkıyor. Şöyle yapayım. ls diyeyim tekrar. Bu şekilde bulamadık. O yüzden şimdi ne yapacağız? Şöyle yapalım. Find şöyle miydi? Nasıldı? Type şöyle yapalım. Find type -f name user.txt şeklinde deneyeyim. En kötü hata alırım. Evet, hata aldım. Şöyle bir daha bir bakalım. Find type user.txt diyelim. Büyük bit bu da değil. Şöyle yapabiliriz. Ne yaparız? Geliriz buraya Google'a. Linux txt search deriz mesela. Yani bilmemek ayıp değil sonuçta. Ne yaparız? Buradan bu şekilde bir tanesini. Ah, şöyle bir şeyler varmış mesela. Ya da ne bileyim işte grep falan var. Greplere falan girmeyelim hiç. Şöyle basit bir find arama şey istiyorum.
Şöyle bir daha bir geri geleyim. Şuradan tekrar bir tane daha bakayım. Grep diyor, grep port diyor. Şöyle tekrar geleyim. Linux Fint Example diyelim. Mutlaka bir yerde şu şekilde bir örnek vardır. Ya da şöyle tekrar bir daha bir deneyeyim. Fint şöyle olması lazım. Type f name user.txt diyelim. Evet, bir şeyler bulmaya başladı şu an. Aramayı yapıyor. Evet. Ve şurada bakın hemen gördük. Var user.txt diye bir şey gördüm. Tamam. Benim için lazım olan şey buydu. Zaten diyorum ki cat pass clipboard ne yaptık? Bu şekilde bulduk. Şu an internetten tabii ben bunu ne yaptım göremedim ama bir yerde muhakkak Fint ile ilgili zaten bir kod vardır. Şu an ben bir küçük bir imla hatası yaptığım için büyük bir ihtimalle daha yeni çalıştıramadım. Ama ne yapabiliriz? İnternetten bu şekilde yine aratarak bulabiliriz. Bu benim neyim? Bayrak işte buradaki şeyim, cevabım. Bunu da ne yapıyorum? Aynı şekilde gelip yapıştırıyorum. Sonra gelelim buraya. Burada diyor ki Search for file suite permission which bir şeyler diyor. Diyor ki şunu diyor çalıştır diyor. Tamam gelelim seni burada bir çalıştıralım öncelikle. Pass clipboard diyorum. Bu arada burada benzer bir şekilde zaten kullanımı varmış. Burada diyor ki şimdi burada diyor suite permission'da diyor ilginç olan bir tane dosya var mı? Şimdi buradakilerin hepsini teker teker ne yapmamız gerekiyor? İncelememiz gerekiyor. Ama daha önce herhangi bir yazılma vesaire bir şeyle ilgili olmadıysa dikkat etme ihtimaliniz açıkçası düşük. Ki ben de fark etmedim normalde. Daha sonra bayağı bir aradıktan sonra fark ettim. Hatta internette yazdım da o şekilde buldum. Normalde burada user bin Python yazıyor ama şöyle tam bunun başladığı yerde ilk çıkıyor olması gerekiyor. Nereden başlıyordu bu? Permission denit. Buralarda bir yerde olması gerekiyor. Bakalım şöyle. Evet, şurada başlamış normalde. Burada yazmışız kodu. Burada bir yerde mesela bu Python'la ilgili bir tane şey var. Evet bu. Burada diyor ki burada hata olan kısım şu. User bin normalde slash etc Python olması gerekiyor. Yani biz normalde bir saldırgan ne yapabilir? Bu şekilde insanı yanıltmak için bir Python kodu vesaire ne yapabilir? Bu şekilde hazırlayabilir. Ve bize sorduğu şey de aslında buradaki soru bu. Daha sonra hint'e gelelim bir sonraki soru için. Diyor ki Search GT for this diyor. Bunu ne yapacağız? Google'da geleceğiz arayacağız. Ki ben daha önce aratmıştım. Python'la ilgili şöyle bir şey var. Şimdi tekrar buraya geleyim. Burada diyor ki root.txt diyor. Başka bir şey söylemiyor. Şimdi bunun söylememesinin sebebi bizim arayacağımız şu an root.txt dosyasının ayrıcalık dosyası. Bu yüzden dolayı ben şu an ne kullanıcısındayım? Şöyle tekrar bakalım. Umi diyelim. Gördüğümüz gibi www.data kullanıcısındayım. Normalde ben eğer root kullanıcısında olursam root'a ait bir txt dosyasında ne yapabilirim? Okuyabilirim. Ne yapacağım? Bu yüzden dolayı yetki yükselteceğim. Yetki yükseltmek için de bize böyle bir siteyi örnek olarak vermiş. Arattırmamızı istemiş. Burada da kullanacağımız kod suite kodu. Buradakileri ne yapacaksınız? Teker teker denemeniz gerekebilir. Bu suite'i buradan geldim, kopyaladım, yapıştırdım. Ki çalışmayacak bu arada. Evet. Diyecek ki not found diyecek. Not found demesinin sebebi Python'ın kendisini bulamaması. Bu dizinde bulamaması direkt. Başka bir dizine yüklenmiş anladığım kadarıyla. Ondan dolayı bulamıyor. Mesela bu şekilde de tekrar başındaki noktayı kaldırarak bu şekilde de girmiş olsanız yine çalışmayacak. Sanki konsolu Python kodu yazıyormuş gibi bu şekilde çalıştırırsanız otomatikman olarak mesela ne yapacak? Çalışacak. Evet, şu an gördüğümüz gibi herhangi bir hata vesaire bir şey vermedi. Peki ben who am I desem ne olur? Bu sefer bana root olduğumu söyledi. ls diyeyim ben bu sefer.
Ve gördüğüm gibi yine bazı dosyalar verdi. Şimdi burada ilgimi çekebilecek herhangi bir şey var mı? Bakayım. Şurada root diye bir şey var. İlgimi çekti açıkçası. CD root. Sonra ls ve root.txt'nin burada olduğunu görüyorum. Cat root.txt ve son sorumun cevabını da bu şekilde yapmış oluyorum. Bu derslikte de bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir eğitim olmuştur. Siz daha fazla CTF çözümleri için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bir sonraki CTF çözümünde görüşürüz.